Kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm, yaşasın devrimci dayanışma. Tüm Emekliler Sendikası Samsun Şubesi üyeleri İstiklal Caddesi'nde bir araya gelerek emekli maaşlarının artmasını istedi. Bir ücret manipülasyon var derken halkın yaşadıklarınızı ne kadar ciddiye alınmadığı göstermektedir. Bu kriz sadece dolar krizi veya dış güçlerin tezgahı demekle açıklanamaz. Olsa olsa gündem değiştirerek zaman kazanıp iktidarını sürdürmekten başka bir işe yaramaz düşüncelerine göre. Krizin nedeni tamamen dış finansmana bağlı, üretime değil borçlanmayı esas alan, ranta ve betona dayalı, dışa bağımlı bir ekonomik modeldir. Aşırı borçlanmadır. Krizin bedelini çıkaranlar ödesin. Emekli olarak diyoruz ki, son 15 yılın en yüksek enflasyonuna karşı eriyen ücretlerimizdeki fark acilen telafi edilmelidir. Vergi adaletsizlik giderilmelidir. Şube Başkanı Ali Yılmaz, emekli maaşlarının en az 2500 lira olması gerektiğini söyledi. Ülkemiz açlık sınırı 1943 TL, yoksulluk sınırı 6328 TL'dir. Tek kişinin geçimi için bir ayda 2500 TL para lazım. Görüleceği gibi 13 milyon emeklinin tamamına yakının ve asgari ücretle çalışanların tamamı açlık sınırının altında ücret almaktadır. Bu şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar sorunlar altında ezilmekten, bazıları da çareyi kendini yakmakta ve intihar etmekte bulmaktadır. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.